Ve son mühür ekranlarında gün başlıyor, devam ediyor kaldığı yerden. Kemal Paşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın, Günaydın. hoş bulduk. Yine o müthiş enerjiyle e, Sayın Başkan bugün kapıdan girdi. Böyle herkese bir e, enerjiye dönüştürdü ve oturdu. Yine maşallah enerjiniz yüksek. Hep öyle olmamız lazım aslında. Hep pozitif olmamız lazım ki bu Covid'i e atlatalım. Yani evet. geriye dönüp bakmayacaksın, hep öne bakacaksın. Evet. öne bakıp bakınca, mutlu olmaya çalışınca, insanları mutlu görmeye çalışınca, mutlu etmeye çalışınca çalışınca. Benim en büyük mutluluğum insanları mutlu etmektir. Onların mutluluğu bana yansıyor. Evet doğru değil mi? Ortamda ee, bir sinerji hep, oluşuyor. Herhalde bu yani. Da hep, da beraber, da. hep beraber onu yapalım. Evet. Şimdi. şimdi şu kaos dönemlerinde bu hakikaten morallerin çok bozuk olduğu bir dönemde Hepimizin mutlu olması gerekiyor. Ümit diyorum ki öyle olur. Şimdi konuşacağımız çokça şey var. Ee, öncelikle bir genel değerlendirmeye başlayalım. 17 günlük bir kapanma sürecinin içerisindeyiz. Evet. Ee, bir yılı doldurduk, bir buçuk yıldır pandemiyle mücadele, mücadele ediyoruz. ediyoruz evet. ee, e artık e, esnaf çok zor durumdayız. Dayanacak gücümüz kalmadı. Heybeden yedik bitti derken dayanacak son damlayı yitirdik derken ciddi bir 17 gün çok ciddi bir gün. Hele ki heybeden cepten yiyen insanlar için gerçekten Allah yardımcıları olsun. Çok zor bir süreç. Son güne kadar muhalefet cephesinden bir özel destek açıklanmalı çağrıları geldi. Siyasi parti liderlerinden. Şimdi ara ara açıklanıyor destek paketleri ama tabii ne kadar yeterli olacak yine göreceğiz. Ne yazık ki intiharlar hafta sonu maalesef, İzmir'de maalesef. Bursa'dan farklı illerden intiharlar yine borçları dolayısıyla geldi. Zor bir süreç geçiriyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu 17 günlük tartışmalarla beraber gelen kapanma sürecini? Şimdi ben Kemalpaşa Paşa Belediye Başkanıyım. Bir söz vardır biliyor musunuz? Herkes kendi kapısının önünü süpürse bütün şehir tertemiz olur evet. diye. Benim kapımın önü Kemal Paşa. Şu anda Kemalpaşa Paşa Tarım ve Sanayi Yerleşkesi yani ilçesi. Biz olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için e, olağanüstü bir e, çaba harcıyoruz şimdi. Bu insanların en azından yatağa aç girmemeleri için çocuklarını aç uyutmamak için ne yapabiliriz? Biz e, devamlı toplantı halindeyiz. E, ve kendi belediye imkanlarımız dahil bir de sanayici kesimin e, bize verdiği destek ve şimdi or buradan hepsini e, şükranla, minnetle anıyorum sağ olsunlar arkadaşlarımız. E, sanayici yerimiz çok büyük Büyük destek veriyorlar. Bunlarla beraber sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz şimdi şu anda. Çok zor gerçekten insanlar çok zor durumda. Şu anda işte Kemalpaşa'dan geliyorum, içinden geçtim Kemalpaşa'nın terk edilmiş şehir havasında ve büyük bir çelişki var. Yani bankalar açık, noterler açık, şunlar bunlar açık ama farklı yerler kapalı, Kahveler kapalı yahut da berberler kapalı ben gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum tam kapanma olması lazım aslında her şeyin tamamen kapanması çok daha önemli bir de çok kısa sürede bunu aşmamız için çok kısa sürede aşılama olayının hızlandırılması lazım artık evet. 20 yaşlara kadar gelmesi lazım aşılama olayının ki biz bu illetten kurtulalım demin söylediğim gibi bizim benim kapımın önü Kemal Paşa Kemal Paşa da bütün vatandaşlarıma buradan sesleniyorum ben. Kemal Paşa'nın belediyesine ulaşsınlar. Ne istedikleri varsa ne gerekiyorsa hepsini ben yapmaya hazırım. Yani bir de şu var para istiyorlar tabii. Para, bizde nakit maalesef olmuyor. Bize de yok daha doğrusu. Biz diğer gıdadır işte hijyen malzemeleridir, maskedir ve ve bilum farklı şeylerdir. Çocuk bezidir, çocukla ilgilidir. Temizlik malzemeleri biz bunların hepsini temin ediyoruz. Hı hı. Şu anda bizden gıda isteği de vermediğimiz aile yok. Eğer yok öyle bir ulaşamayan varsa lütfen bana veya ekiplerime kema, belediyeye müracaat etsinler. Bunların hepsinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hı hı. Şimdi pandemiden tabii genelgelerle birlikte aslında sorun şuradan çıktı çıkıyor. Yasalarla yapılması gerekenler genelgelerle yapılmaya çalışınca o açıklar oluşuyor işte bu sefer vatandaşın kafası karışıyor o öyleyse bu neden böyle ona hak varsa bana neden yok içki yasağı tartışıldı içki satışının yasaklanması tartışıldı mesela pandemiden vaka sayılarından bahsediyoruz. Türkiye bazı ülkelerden uçuşlarda PCR testi zorunluluğunu da kaldırdı. Evet. Şimdi bu sefer 17 günlük kapanıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aşıda sıkıntı var. <laughs> evet. ee, e Bu ne perhiz bu ne lahana Lana turşusu diye de insan e, yani aklında işaretler oluşuyor. Mutlaka iş şimdi e, markete gidiyorsun e, her şeyi alabiliyorsun. Yani herkesin e, herkese saygı duymak lazım. İsteyen içki içer isteyen içme size ne yani bize ne ona evet. ne buna ne. Yani bunun yasaklanması kadar abes bir şey ben göremiyorum. Herkes ne isterse alsın. Yani sonuçta oradan bakkaldan şeker alırken, bisküvit alırken, işte çay alırken, nohut, pilav, pirinç alırken de serbestse oradan içki alması niye yasaklansın? Ben buna bir türlü aklım hafızam almıyor. Yanlış zaten. Anayasaya da aykırı bu. Evet. olay. Bunun bir an çözülmemesinde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi Kemal Paşa öz, e, özelinde biraz vakaları konuşursak bir değişiklik evet. oldu mu? E, çok fazla var. Şimdi bakınız benim e, Belediye Başkan Yardımcım şimdi şu anda entübüde. Evet, Ramazan Ramazan Coşkun, e, değil mi? Coşkun Bey. E, Allah olsun, şifa Allah versin. Olsun. Dün e, çok eski e, biz biliyorsun e, ilçe Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanımız Yeğeni'ni defnettik dün. Pandemiden 51 yaşında çocuk Mehmet Başkan. Evet Mehmet yani da akşam adam. evet Mehmet Başkanımız. E, akşam yine aynı şekilde e, üç tane arkadaşım var Bahirdolu ben Bahirdolu'yum işte e, Elektrikçi Özcan e, çocuklar karı koca kendisi çocukları hepsi hastaneye kaldırıldı ve müthiş bir artış var e, yani bunun e, bir an evvel e, çözümlenmesi gerektiğini inanıyorum ben. Herkes çok hijyenine dikkat etmesi lazım. Evden çıkmamaları gerekiyor. Bu son virüste yani nereden geldiği de belli değil. Evet. Yani dikkat ediyorum bu arkadaşlarımıza. O kadar çok ihtimam gösteriyorlardı ki o kadar çok korunuyorlardı ki nereden aldı ne oluyor ne kalıyor ben de bilmiyorum. Çok tehlikeli bir şey. Allah herkesi şifa versin ama bunu mutlaka atlatmamız lazım. Hı hı. Belediyede de oranlar yüksek o zaman. Belediyemize çok oran yüksek. Üçte ikisi bizim şu anda e, karantinada. Hı. İnanın ki e, çalıştıracak eleman bulamıyorum. Ben buradan halkımıza da sesleniyorum. Lütfen fazla sıkıştırmasınlar fazla. Yani yok eleman yok elimde. E, gerçekten e, çok zor durumda şimdi şu anda. Şimdi bir taraftan tabii e, destek. Lemeler devam ediyor belediye tarafından diyorsunuz ama ekip olmayınca da yani bunlar Yani bunlar da olmayınca şimdi e, tabii temizlik elemanlarında ben, 8 tane eleman kaldı bende. 8 kişi kaldı. Koca Kemal Paşa'da 8 kişi kaldı. E, öbür fen işlerinde e, araçları çalıştıracak adam bulamıyorum şimdi şu anda. Greyderci yok mesela. Hı hı. E, şeyde e, evde karantinada. Bunun için çok zor günler geçiriyoruz ama elimizden geldiği kadar 7-24 çalışarak aşağı kapatmaya çalışıyoruz. Ben buradan belediye çalışanlarıma en alttan en üst birime kadar hepsine hakikaten emeklerine sağlık. Çok ularız çaba şey harcıyorlar. Hepsi çok büyük çaba harcıyorlar. Sosyal birim olsun, kültür bölümündeki çalışan arkadaşlarımız olsun, pernişlerinde olsun, ilaçlamada olsun ve diğer bölümlerde olsun. Hepsi e, kiralamada olsun, hepsi e, olağanüstü çok büyük çaba harcayarak, harcayarak e, vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyor. Ben buradan kendilerine, bütün çalışanlarıma, belediye başkan yardımcılarıma, müdürlerime, çalışanlarıma Buradan teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber bu kötü günleri atlatırız. Normal döneriz ki hizmetlerimiz devam maalesef etsin. Bu arada Ramazan Bey epeydir yoğun bakırda Epeyden değil mi? Epeyden beri. Aşağı iki, üç haftadan beri maalesef. Allah yardımcısı olsun maalesef, onların evet. da. Ümit ediyoruz ki bir an önce sağlığına kavuşsun. Amin. Durum İnşallah. ciddi. Yani hastalık gerçekten ölümcül. Evet. Ma yani evet, dikkat maalesef, etmekte maalesef. E, artık öyle eskisi gibi olmakta bir şeyleri özlemekte psikolojimizin bozulmasına şey yok. E, yok. Öyle bir lüksümüz yok. Kesinlikle diye. yok. E, bu da moralle oluyor zaten. E, doktor ben başhekimimize görüştüm. Şu anda Türkan Özücan Üzyülihan Hastanesi'nde yatıyor. Moral diyor yani ben bundan kurtulacağım diye moral olması lazım diyor. E, bazıları sıkıntılı oluyor tabii. E, tabii. İşte uyutuyorlarmış şimdi şu anda. İşte, uyanık olursa e, parçalama olayına gidiyormuş nefes alamadığı için evet. uyutuyorlarmış. İnşallah Allah şifa versin ee, birçok kişi de kurtuluyor zaten yani kurtulur. Evet, evet. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ee, Mehmet Başkan'ın da yeğeni 55 yaşlarında. 50, 50, 50 derdi, kusur yaşlarında daha gen genç çocuk ya. Evet. Yani o kadar genç ki bir haftada aldı sattı. Dün defnettik. Ben de cenazesine gittim. Hı hı. Yani başkan diyor ki bir haftada aldı sattı diyor. Ya nedir bu diyorum ya. Evet Hakikaten aman dikkat çok zor. Dik, evet. dikkat edeyim. Şimdi Kemal Paşa'nın bir bu, bu kadar süreç yaşanırken bir de kira sasadı. Evet Evet da aşacak. Şimdi e, işçiler dışarıdan gelecek. E, e, yasak dışarı... var. E hayır Nasıl şimdi şöyle şey tarım işlerine e, zaten yasak yok. Yani gelirli hijyen kurallarına uyuyorlar şimdi. İşte biz tuvalet gönderdim geçen 5 tane seyyar tuvalet işte banyo gönderdim. Dışarıdan gelen Arkadaşlarımız maalesef e, hiç dikkat etmiyorlar. E, bunun e, çarelerini bulmaya çalışıyoruz. E, herkes zaten e, yatı, yani kendi imkanlarıyla gelen ve gidip gelenler var bir de. Yani dışarıdan gelenler de günü gidip gelenler ve hiç kalmıyorlar şeyde e, orada. İşte Turgutlu'dan, Salihli'den, e, Soma'dan gelip gidenler var. Günlük gidip gidiyorlar. E, bunların e, zaten e, trafik olarak, kaymakamlık olarak, emniyet olarak Jandarma olarak bunun e, bunları ayarladık yani sonuçta ne olacak, ne kalacak, nasıl olacak diye. Ben de tabii e, onların kalma, bazı kalanlar var. Onların kalma yerlerini ayarlıyoruz. Şey, tuvalettir, duştur, işte sosyal mesafedir, e, maskedir, işte bunun gibi şeyleri de ayarlıyoruz. E, geçen yıl e, farklı bir şey olmadı. Bu yıl inşallah e, gerekli tedbirleri sonuna kadar alarak hep beraber ilçe olarak... Bunu da atlatacağız. Mecburuz çünkü. Hı hı. Yani bu kirazın toplanması gerekiyor. Bu çiftçi bir yıl bunun yüzüne bakıyor. Bu bunu mutlaka e, toplanıp Ve işte şey, ihracata gitmesi lazım. Yani öyle ertelenebilecek Mümkün bir ürün değil. Mümkün değil. Tabii yani bizim orada kirazı akarla kokar derler. Tutup, bir bir gün geç kok e, değerini yitirir. Onun için e, zamanda toplanması lazım. Zamanda ihracata gitmesi lazım. Yani zamanda iç piyasaya gitmesi lazım. Onun için çok hassas bir meyve. Öyle e, depolama e, olayı yok. Onun için bizim elimizden geldiği kadar yine geçen seneki cabaya göstererek e, olağanüstü bir şekilde hazırlanarak ki hazırlanıyoruz. E, bu e, üreticimizin e, mutlaka yüzünü güldürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi 5 Mayıs gibi mi başlıyor? Yavaş Başlar, yavaş başladı zaten. E, bu sene biraz geç. Mesela 23 Nisan'da işte 1 Mayıs'ta falan bayağı ilerlerdi. Bu sene e, yıl biraz soğuk geçti. E, kiraz biraz daha e, erteledi yani olgunlaşmasını. İşte yavaş yavaş başladı. Mesela ben birkaç gün önce Yiğitler dedim, İşte ilk kiraz geldi. İşte Manisa'da civarlarındaki şu şeyde e, e, Sancaklı Bozköy'de falan çıkıyor bizim oraya geliyor. Şimdi yavaş yavaş başlardık. Bu pazardan sonra önümüzdeki pazardan sonra artık piyasa. Her geçen gün hızlanır ve doğruya ulaşır. Hareketlenmeye başlar. Hareketlenmeye başlar. Şimdi e, kiraz toplayan vatandaşlarda eğer bir soru işareti varsa o soru işaretlerini tam anlamıyla gider yok, mi? Yok e, bize güvensinler. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii kendileri de biraz dikkat etsinler. Açık havada olduğu için e, yani e, sosyal mesafeyi koruduktan sonra 2 metrelik mesafeyi koruduktan sonra gerçekten bunda fazla bir şey yok. Yani e, sosyal mesafeyi korusunlar, ellerini devamlı yıkasınlar. Açık havada oldukları için e, biraz daha avantajlı duruma geçiyor e, bizim çalışanlarımız, Hı -hı. tarlada çalışanlarımız. Onun için e, dikkat ederlerse bu işi atatırız diye evet. düşünüyorum. Bu arada rekolte ile ilgili bir tahmin var mı? ya da geçen Bu sene rekolte düşük. Yani bu Hı -hı. sene çok soğuk gitti havalar. Eksi derece dereceyi gördü bizim Kemal Paşa. E, erkencilerin hepsi gitti. Yok yani e, maalesef yok. Evet. Elik hasatında çok bir bir düşüş var. Çünkü soğuk vurdu hepsine soğuktan etkilendiler. E, erkenci kirazlar çok etkilendi. Ama e, ben normal e, 70 85 bin ton arasında, bin ton arasında bekliyor şey genelde ha, olur e, rekolte. Bu sene ben e, onun çok daha altında olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü bayağı da e, soğuk etkiledi. O bu pandemi sürecinde ihracat anlamında da bir sıkıntı. Şu anda gıda da herhangi bir sıkıntı yok diye Hı -hı. düşünüyorum ben. Evet. Yani devlet onun devletimiz onun tedbirini aldı çünkü gıda zincirinin kopmaması gerekiyor. Bu evet. daha çok önemli. De burada en önemlisi çiftçi inşallah emeğinin karşılığını. İnşallah en büyük dileğimiz o ama mesela benim kiraz bahçem var yüzde 80 soğuk vurdu soğuktan etkilendi Hı -hı. bahçe yüzde kapasite 20 falan yani doğru dürüst kiraz yok benim bahçemde şimdi mesela. Şimdi talep var ürün yoksa fiyat artar mı acaba? Artar diye düşünüyorum ama pandemi sürecinde bunun pazarlaması çok önemli. Şimdi hmm. e, pandemi 19 bir parantez açmak lazım. E, tabii. Pazarlama. Şimdi 19 Mayıs'a kadar her taraf kapalı. Tabii. Yani her şey kapalı. İnsanlar o ürüne ulaşamayacaklar. Onların satışı çok önemli. Doğru. E, bunu ayarlamak gerekiyor. Ve e, 19 Mayıs'tan o o sürenin de uzatılabilme ihtimali ihtimali olabilir. Tabii olabilir. bayramla beraber evet. 19 Mayıs yani 20 Mayıs'ta falan bizim kiraz zirve yapar. Yani en fazla şeydir yani zamandır. Hı hı. Ha bir hafta 10 gün biraz ertelem ama sonuçta kirazın en fazla çıktığı hasat edildi zaman dilimidir. İnşallah o zaman diliminde iyi bir şekilde değerlendiririz. Hı hı. Şimdi bir taraftan size selamlar gönderenler var bakıyorum. Ee, çalışkan e, öğretmen başkanım ee, sevgiler e, diyor izleyenler bir taraftan iyi yayınlar dileyenler var üzerimde kalmasın selamlar pandemiden ümit ediyoruz ki kısa sürede kurtuluruz diyenler var ee, özellikle bu zor süreçte e, esnafın yanında olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz demiş Rukiye Öztürk'te de. esnafın da durumu zor değil mi? İnsanın esnaf abi. çok zor durumda esnafın esnaf mutlaka bize bilgi versin Hangi şartlarda olursa olsun her zaman yanındayız. Hangi Hı -hı. şartlar olursa olsun elinden gelen her şeyi yapacağım. Yani e, mümkün olduğu kadar e, hep bütün ekibimizle beraber Kemal Paşa halkının yanındayız. Yani bir telefon etsin ulaşamazsa çıkamazsa işte e, gıda paketine ulaşamazsa bir şey alınacaktır. Biz o hizmeti veriyoruz zaten. Elemanlarımız eve gidiyor. Ne ihtiyacı varsa görüyorlar. Özellikle üretim ve üreticinin yanında olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Derler. Kemal Paşalıların selamları üzerimde kalmasın. Teşekkür ederim. <laughs> Size iletmiş olayım. Şimdi tabii ara ara döneriz yine. izleyenlerimizin de soruları ve merak ettikleri olursa konuştuğumuz konular ama şimdi başkanlar 31 Mart'tan bu yana geçen iki yıllarını yavaş yavaş anlatıyorlar, değerlendiriyorlar. Ben anlattım ama hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, Kemal Paşa da e, Karakayalı ne hayal etti? Hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdi desek? Evet e, şimdi tabii e, bizim çalışmalarımızda en büyük e, karşı köstek e, pandemi süreci. Herkes de bu şekilde. Yani güneş çarığı sıkıyor çarık ayağı. Şimdi gelir olması lazım ki bir şey yapabilesin. Yani gelir. Şimdi mesela bugün birkaç gün önce öğrendim. Mesela İller Bankası'ndan gelen payımız 121 gene kesintiye uğramış. Yani devlet bir şey toplayamıyor. O toplayamayınca da bize yansıyor. Bu da, Bu da hizmete yansıyor. yansıyor. Ha Buna rağmen biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte yeni... 5 tane çöp kamyonu aldım, bir tane kepçe aldık, çok amaçlı bir greyder kepçe aldık, çok güzel bir şekilde. Ha hizmetlerimizi devam etmeye çalışıyoruz. Bu arada büyük şehirden büyük destek görüyoruz aynı şekilde. Ha, edan etmeye çalışıyoruz. Bir de e, tasarruflu olma çalışıyoruz. Tasarruf çok önemli. İki yılda e, bunu halka sormak lazım aslında. Hı hı. Halk e, ben halkın içindeyim. E, şu anda yaptıklarımız e, gayet iyi gidiyor. Büyük bir projelerimiz var işte insana dönük projeler Bu e, diyorlar insana yatırım diyor açıkla bana geçen birisi öyle söylüyor açıkla insana yatırım nedir? İnsanın birebir birebir belediye ile e, çalışması demektir insana yatırım e, bir dershane açmaktır eğitim vermektir e, bütün toplumun yararlanacağı işler yapmaktır. Bina yapmak değildir insana yatırım. Bir bina yaparsın 50 kişi hitap eder. Bir bina yaparsın 10 10, 100 bin kişiye hitap eder. Bir yer yaparsın 100 bin kişiye hitap eder. Budur insana yatırım. İnsana ben mesela geçen dönemde ben 2014 2009-2014 yılları arasında 70 tane öğretmen çalışıyordu bende. 70 tane öğretmen. Bu bana ne getirecek? Bana ne getirdi? spor 23 tane beden eğitim öğretmeni. 5000 kişi spor yapıyordu. İstedikleri anda sabah saat 9 akşam saat 11'e kadar istedikleri yerde kapalı spor salonlarında. E, 1200 tane öğrencim var. Dershane 28 tane dershane öğretmenim vardı. 1200 tane her yıl ben e, yoksul aile çocuklarına e, dershane hizmeti veriyordum. Eğitimde fırsat işçiliğini yaratıyordum. İşte insana yatırım budur. E, 300, 500-800 kişi folklor oynuyordu. 3 tane folklor öğretmenim vardı. Ee, aşağı yukarı bin kişi benden 8 e, tane müzik öğretmeni eşliğinde müzik eğitimi alıyorlardı. E, yani işte insana yatırım budur. Hı hı. Bunlara e, yardım etmektir. İşte ev, ev e, hanımına e, aile bütçesinin katkı sağlamak için yardımcı olmak. E, yoksul aile çocuklarına e, dershane hizmeti vermek, eğitim hizmeti vermek, spor hizmeti vermek. İnsana yatırım bunlardır. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. So sosyal belircilik neyse halkla beraber halkın ihtiyaçlarını karşılayan onlara yapman çalışıyoruz. Yoksa işte e, kongre merkezi yap, ver 25 trilyon lira para, orada e, hiçbir şey yapma. Kongre merkezi yanına iki tane düğün salonu yap, neyse. E, hani nerede insana yatırım? Kim yararlanıyor? Kim yararlanıyor? 2-3 tane yaptı, bir tane kültür merkezi yaptı, bir katını kullanıyorum. 15 seneliğine başka birine peşkeş çekmişler. 22 milyon lira para alıyorum, 22 bin lira. Hepsi kiralayan kişi de 65-70 bin lira kiralıyor. Kiralıyor başkasına. Hmm. Hani nerede insana yatırım? Nerede, hangi kaç kişi yaralanıyor? Budur yani. E, belediye her zaman e, vatandaşının yanında olması gerekiyor. Onlara daha iyi hizmet ver, sunması gerekiyor. Onların Ceplerine biraz daha para koyması gerekiyor. Onlara e, maddi yönden ben nasıl daha aile bütçesinin katkısı sağlarım, çocuğunu nasıl okutabilirim, Çocuğunu nasıl eğitim verebilirim? Ben buna bakıyorum. İstediklere kadar konuşsunlar. Yok şuymuş, yok bu yatırım ne yaptın et. Bunu halk biliyor zaten. Halk biliyor, onu değerlendiririz. Ha, ben buradan onlara da söylüyorum 2024 seçimlerinde görüşürüz. Bakalım ne oluyor, ne kalıyor, ne yapıyorlar. Halk cevabını verir. Halk cevabını verir, evet. 2000, Halk cevabını verir. 2024'te evet. Paşa'da ne öyle. oldu? Seçimde göreceksiniz. O kadar. O kadar. Yani böyle ben çalışmama devam ediyorum tabii. Yani biz ekip olarak biz çalışmamıza devam ediyoruz. Hep beraber en alttan en üst birime kadar bir güzel bir toplumumuz var. Çok güzel bir ekibimiz var. Herkes canla başla çalışıyor. Mutlaka içinde çürük her toplumun içinde çürük elma olur. Biz de onları ayıklarız. Yollarımıza gireriz. Yolumuza devam ederiz. Evet. Şimdi bir taraftan özellikle sporculara verdiğiniz destek zannediyorum ki bir başka çünkü spora desteklerinizden ötürü o kadar çok teşekkür edenler var ki ardarda gelmiş. Bir de sizin konuşmalarınızda özellikle başkanım ne yazık ki betonu hizmet sanan yönetimler var diye de var. e, Tabii yani ben sevmiyorum yani ben betondan hoşlanmıyorum arkadaş ya ben doğa insanıyım ha, bir de şu beton dediğiniz aklıma geldi. Buradan e, buradaki Kemalpaşa'daki e, bu mal alıp satan e, aracılar, efendim, emlakçılara buradan seslenmek istiyorum. Yani lütfen tarım arazilerini e, koruyalım. E, oraya hobi bahçelerini açmayalım. Dün e, bahçeye gittim. Giderken baktım. Dört dönüm bir yer vardı satılık. Birisi almış ve gitmiş bunu üçe bölmüş. Dört dönüm yere. Bunları kişilere satacak. Ben buradan onlara seslenmek istiyorum. Lütfen bu şekilde kolay para kazanma yoluna gitmeyin. Tarımı katletmeyin diyorum. Tarımı katletmeyin lütfen. Ve alacak olan insanlar da lütfen belediyeye gelsinler. Yarın saçlarını başlarını yolmasınlar. Şimdi hobi ve 2B arazi olarak değil i̇ki mi? b be arazi. arazi. Ben Kemalpaş'a Paşa'ya ne diyorum. 2B arazisi ayrı. Onlar da yasak zaten. Yani iki bir arazisi devletin arazisi. Sen nasıl oluyorsun da oraya inşaat yapıyorsun ki yıkmaya başladık bile biz yani başlayacağız. E, Kemalpaşa Ovası'nda bu tür işler yapan insanlar var. Lütfen kolay para kazanma yoluna gitmeyin. İnsanları kandırmayın. O insanlar oraya büyük umutlarla para bağlıyorlar. Dört dönüm yere 500 bin lira alıyorsun. E, ondan sonra üçe bölüyorsun. Üçer e, yüz er bine, dokuz yüz bine e, para kazanıyorsun. 500 bin lira aldığın yerden 400 bin lira para kazanıyor. Üçe bölüyor. Alan kişi de 1300-1400 metrekare alıyor. Bölmüş. E, burası hisseli ben ev yapacağım. Yok öyle şey. Sakın öyle bu, bu tür şeylere kapılmasınlar. E, halkıma buradan e, Kemalpaşa halkına, Kemalpaşa'ya gelip de ev bağırsa insanlar önce aldıkları almazdan önce yerlerini Belediye gelsinler. Burada ne olur ne olmaz. Buradan öğrensinler ondan sonra mal alsınlar. Sonra canları acıyor çünkü. Tabii. Bu da devletin tabii. yıkım yetkisi var yetkisi değil mi? Yetkisi var tabii ya. Mümkün değil. Yani bu şekilde o toprak bin yıl içinde oluşuyor ya. Kolay Kemalpaşa Ovası dünyanın en iyi ovalarından bir tanesi. Beton yığını oldu. Gece yapıyorlar arkadaşlar ya. Gece ya. Cumartesi pazar gece bir bakıyorsun adam dikmiş. Ne çabuk diktin ne yaptın Ondan sonra mırlıyorsun, barın barın bağırıyorsun sonra Yapmayın bunu. Bir şey alırken, bir şey yaparken lütfen belediyeye gelsinler. Ben bahçeye kızıma ev yaptım. 8 bahçenin bahçelenci. Her şeyi yasal olarak yaptım. Yasal. Yani yasal olmayan bir şey zaten yapmam. Hı hı. E, siz de yasal olarak yapın. Buradan ben onları sesleniyorum lütfen e, Kemal Kemalpaşa Ovası'nın tarımını yapmasınlar. Bizim milliyetçi geçinen, ondan sonra çok böyle çok güzel geçinen adamlar kısa yoldan para kazanma yoluna gitmesinler. Önce ülkesini düşünsünler. Vatanına, milletine düşünsünler, çoğulunun çocuğunu düşünsünler, gelecek nesile düşünsünler, hı hı. günlük yaşamasınlar. Şimdi bu zaten istediğim şey o. Sıkça tartışılmıştı gündemde evet. de e, hep görüyoruz vatandaşlar çünkü yıkım yetkileri var ve vatandaşlar bu durumda zor yani üzülüyorlar çünkü bir para verdi e, ve yapabileceğini düşünüyor. Evet. O zaman siz çok güzel bir şey söylediniz. Böyle bir araziyle böyle bir niyetiniz varsa gelin belediyeye. Evet. evet. Ben yasal olarak. Ne ben burayı almak istiyorum. Ben burada ne yapabilirim diye sorsunlar, cevabını alsınlar. Ondan sonra almak, almamak tabii onların elinde. Onların elinde. Bu, ne bu, sen bunu yapabilirsin, sen bunu yapamazsın. Buraya bu şekilde alamazsın. Bunu yaparsan Bunu belediyeden kolayca öğrenebiliyorlar. <laughs> mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok güzel. Kes evet, tabii canım. Yani gidecekler, bakacak, soracaklar. Ben buraya geldim. Ben şöyle tapu böyle bir yer var. Ben bunu almak istiyorum. Ne dersiniz? Onlara gerekli cevabı verirler. Ondan sonra almak al, almak veya almamak kendi ellerinde. Şimdi bu pandemi dönemiyle biraz da bunu şeye çevirdiler. İşte doğada kalmak, kapanmak, temiz hava En büyük almak. nedenlerden bir tanesi oldu zaten. Bir de tarım, tarım işiyle uğraşanlar bilir ki tarım hobi değildir. Tarımla uğraşmak çok zor bir şeydir. Yani onu eğer ben şöyle bir şeyler yetiştireyim ona da bakayım diyorsanız. E, hobi işiyle tarım işini karıştırmamak lazım. Aynen öyle. E, şimdi İzmir'den arkadaşlarımız işte vatandaşlarımız geliyor. O kiraz bahçesi kiraz şu kadar pahalı şu pahalı falan geliyorlar. Tabii 3-5 dönüm yer alıyorlar. İşin içine bir girdikleri zaman bakıyorlar. E, o çok kötü. Asar yüzünden yani, pahalı. Ne diyorsun? <laughs> bir sene sonra bakıyorum kilit vurmuş kaçmış her taraf berbat durumda. Başlıyor satılık. Yani. Ha O kadar kolaydı bu. Öyle bir şey olma Emek emek. Evet. Emek o kadar zor ki o kiraz nasıl yetişiyor biliyor musunuz siz? Aman yani ya Rabbi. Yani o kiraz şeftali o ne, o kadar çok masrafı var ki, o kadar çok hastalığı var ki, o kadar çok uğraşıyorsunuz ki. Yani e, öyle kolay kolay e, bu işler o bildikleri gibi değil. Evet yani. bir eğlence aracı değil, değil yani o. Öyle olmuşsun. şey mi olur yani? Emek istiyor. Çok büyük emek vereceksin sen Hı -hı. ona. Onun için e, bir şey alırken çok dikkat etsinler. Peki şu anda yaptırmış olanların hobi bahçelerinden bahsediyorduk ki artık kaçışları yok. O yıkılacak. Mümkün değil. Yani Hı -hı. şimdi üç dönüm yer almış üç kişi, üç ortak. Bayur Doğası'nda geçen gördüm. Üç tane villa tutturmuş oraya. E yani ben gittik bunları mühürledik. E ne olacak? Bana bir sürü adam salıyorlar. E ne olacak? Sen bunu yaparken Kemalpaşa Belediyesi'ne gelip danıştın mı? Hı -hı. Sen toprak koruma kanunu biliyor musun? E sen gel al buradan bahçe e, Ovası'ndan, Çayır'dan, e efendim, en güzel verim topraktan 3 tane villa yap otur. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey yani? Peki belediye hiçbir şey harç verme. Kendi bildiğini yap. Burası şey e, Buz Muz Cumhuriyeti. Ondan sonra gel otur orada. Diğer vatandaşlar vergisiyle de e, eziliyor. Santriden. Sen orada çok güzel bir şekilde otur. Hiçbir şey verme. Hiç belediye... Ya bir sefer yanlış. Tabii. Beş dönümden aşarı ee, bulunduğun yere ev yapamazsın. 5 ve katlarında yapabilirsin. O da 75 metre kat taban, 75 metrekare üst, 150 metrekare yapabilirsin. Ha, ya tek kat yaparsan 200 metrekareye kadar da yapabilirsin. Budur yani. Evet. Sen üç dönüm yer al, 3 tane villa tuttur. Var mı böyle bir şey? olmaz olmaz olmaz. Bir de o arazilere yazık. Yazık, o verimli verimli, yazık. Evet aynı öyle. O tarım toprağı arası. Hı hı. Peki onlar onun için ben dikkat etmelerine yarar var diyor. Yapı kayıt belgeli olanlar var mı? Ya, resmi olanlar? Zamanında ufak tefek bir şey yapmış. Ondan sonra bu imar e, şeyi var afı var ya. Hı. O zaten Türkiye tamamen gece konuyu çevirdi açık söylemem gerekiyorsa. O imar afı ile almışlar. Ama o da geçti artık bitti. Bitti hı. yani. Öyle yapmışlar ama şu anda e, kimse böyle bir şeyi tenzir etmesin. Hı hı. Lütfen belediye gelsinler. Daha önceden yapıldı. E, diyerek kaçamıyorlar. Mesela 2017'den önce tabii, falan olanlara bir kaçış yok. Yasal tabii, olarak evet, e, belediye öyle. tarafından e, yıkılabiliniyor. yani. Evet. Bu arada kültür merkezinden de bahsetmiştiniz ya az önce kongre merkezinden e, kiralandı. İhale mi yapılmış onun e, kiralanması? Kiralanma Neresi? Tabii tabii. Tabii ya, tabii. Ya bilmiyorum nasıl yap. Ya bir sözleşmeni yapmışlar. O, o o çok can sıkıcı bir şey. Can sıkıcı. Bir katını kullanıyorum koca binanın. 15 yıl Kemalpaşa halkına bunu sorması gerekiyor. Kültür merkezi yaptık diye övünen insanlar bir katını kullanıyorum. Öbür katını niye 15 yıl kullanamayacağım diye bir soru sorsunlar kendilerine. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanına soru sorsunlar geçen dönem. Meclis üyelerine sorsunlar. Şimdiki meclis üyelerine sorsunlar bakalım. Kaç katlıydı bu arada? Vallahi 4 5 4 katlı galiba. 4 katlı evet. sadece birini kullanıyorsun. Evet tek katını yani... öbürküne hiçbir şey dokunamıyorsun. Hmm. Alt, alt dükkanların hepsi bir tane bir tane dükkana 20 bin lira kirayı veriyorlar. Bir tane dükkana. Öbürküne boş ver merkezindeki ha. durum biraz Ya <laughs> e ya neyse bunu geçelim. Herkes biliyor zaten bunu. Peki. Şimdi e, hobi bahçelerinden bahsetmiştik ya. E, devletin e, yetkisi var belediyeye yıkmakla yükümlü vatandaşların yapabilecekleri basit belediyeye gelsinler, sorsunlar dediniz. E, müc bir akşam saati yapıyorlar mesela. E, burası da muz cumhuriyeti ya dediniz. De, nasıl mücadele ediyorsunuz? Bunları denetim altında mı? E, Denetliyoruz yani. Ekiplerimiz var. E, birkaç tane var. Yetersiz. Şimdi ee, dün karar verdim. Dün eveli gün cumartesi pazar işte cuma cumartesi pazar ben arazilere dolaştım. Ee, 4 tane de ekip kuracağım şimdi. Ne olursa ha ne ma mal olursa mal olsun. Şimdi dönüşte dört tane daha ekip kuracağım. Bütün arazide dolaşacaklar. bunlar kaçak yapıları tespit edecekler ve yıkacaklar. Oturan tutacaklar, cezalarını kesecekler, mahkemeye verecekler. Bir de savcılara suç bulunacaklar. Bunlar onlar için de çok büyük ceza olur. Hı hı. Yapmasınlar. Yani herkes istediği gibi yapmasın, at oynatmasın. Bunu yapmak zorundayız biz. Şimdi e, yavaş yavaş da e, toparlayacağız. Son 2-3 dakikamız varmış rejideki arkadaşlarım. Yok biraz bir 5-10 dakikada olması lazım canım. <laughs> Yani ne ben geç geldim. Kadar Saat olsun. 10'da dediniz. Geç geldim ben. En az 5-10 dakika geç geldim. Şimdi arkadaşlarım benden aslında bir başka yayına daha girecekler ya. Diyorlar ki yavaş yavaş ee, evet. konuşmalarınızı <laughs> toparlayın öyle yani. duydunuz. Başkan öyle diyor. <laughs> o zaman şu konuşmak istemediğiniz kültür merkezini tekrar açalım. Ha açmayalım onu. Ya, ya gerek yok artık. Yani başka bir şey açalım. Yani yok mu şey başka tamam, soru? bunu kapatalım. PK yani, kapatalım. Ha, yani, Şimdi tadı verdi birazdan. çünkü 2 sene demeli bunu anlatıyorum. Kimse bir şey anlamadı. Tamam artık soramıyorum. Kusura ha bakmayın konuyu kapatıyorum Yok. başkan istemiyor çünkü. E, Kemal Paşa Spor'un başkenti olacak dediniz ya siz. E, zaten genelde kickbox turnuvasında ödüllü sporcuları ağırladınız mekan Evet. Sporla ilgili biraz o zaman spor Şimdi tabii pandemi çok etkiledi. Bütün spor şeylerini, çalışmaların hepsini askıya aldık şimdi şu anda. 5-6 e, tane bende çok amaçlı salon var. Eee hepsinde Yüzlerce sporcumuz 7'den 77'ye kadar, hepsi 100 yaşına kadar herkes burada spor yapma imkanına sahip. Herkes gelsin spor yapsın. 20 tane beden eğitimi öğretmenim var. Bir sürü antrenörüm var ve sporcuyu tamamen destekliyorum ben her şeyi. <laughs> Çünkü eski bir beden eğitimi öğretmeniyim. Emekli beden eğitimi öğretmenim. futbolcuyum. Sporla çok yakın ilişki var. Eğitimciyim. Yıllarca öğretmenlik yaptım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım, okul müdürlüğü yaptım, dershanecilik yaptım. benim ben ben de olmazsa olmaz üç unsur vardır. Spor, eğitim, kültür. Yani ben de ben e, ya bizim ekibimiz, benim düşüncem, her iyinin ayrı bir yoğurt işi vardır. Benim yoğurt işimde bu üç önceliklidir her zaman. Ve bunu bunu başarılı olmaya çalışıyorum. Kemal Paşa'ya bunu yerleştirmeye çalışıyorum. Hı -hı. İnşallah da başarılı olacağız. E, şimdi <laughs> Ulucak'tan soru soranlar var. E, Ulucan e, imar durumu ne olacak diyorlar. Ne varmış imar durumda olacağın? Söyleyin arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ne varmış ben bilmediğim ki Ahmet Balcı lütfen Ahmet Balcı tekrar. Olacak Kemal Paşa, Kemal Paşa'nın şu anda parlayan yıldızı yüzlerce inşaat yapılıyor yakın zamanda da bu eski dün eveli gün gelen sekreterimizle görüştük Büyükşehir'le görüştük jandarma'nın olduğu yerlere de aynı şekilde imarımız gelecek onun çalışmalarını yapıyoruz şimdi şu anda bir ay bize mühlet verdi şimdi tekrar. Ee, onun çalışmasını yapacağız en kısa zamanda oradaki imar sorununu çözeceğiz. Hı hı. Ee, yeni imarla ilgili şikayetler var neden bir e, emsal neden e, bir diye soranlar var. Hmm. O konu nedir sayın başkan? Vallahi hiç sor, bana soru sorsunlar belediye gelsinler belediyeye sorsunlar önce buradan öyle değil belediyeye yakın. Gelsinler bana orada soru sorsunlar. Bir de Bağyurdu pazar yerinde yer kiralamak istiyoruz. Lütfen sorar mısınız? Evet. E, ama gittiğimizde... E, yer kalmadı. Elinde... Yer kalmadı ha. maalesef. Ha. Peki. Yer kalmamış yapacağım evet. bir şey yok. Evet. Bakayım başka izleyenlerimiz sorularına da kuzey imarımız bitti mi diyen bitti. var. Bitti. Askı da şu anda. Hmm. Yani imarla ve inşaat ilgili zannediyorum Kemal poşa biraz parlayan yıldız oldu ya imar ve inşaat söz konusu olunca e, gelen soruların böyle ardı arkası kesilmiyor. miyor e, yarım ve eksik soruyorsam lütfen e, kusura bakmayın bilmediğim için de şimdi konuya çok hakim oldukları <laughs> için onlar iki cümleyle soruyorlar ama <gülüyor> sen, <gülüyor> ben ne veriyorum ama merak siz edin. cevap veriyorsunuz evet o yüzden teşekkür ederim siz de konuya hakim olduğunuz <laughs> için e, şimdi devam edelim bir taraftan sizlerden sorular gelirse de elbet e, alacağız. E, kiraz üretimini, e, özür dilerim hasadını konuştuk e, zannediyorum ki kaçırdınız. Onunla ilgili e, başkan dedi ki zaten muhafız e, her şey e, yapılmaya çalışılacak dedi. E, Sadece sağlık koşulları açısından üretici dikkat edecek mi diyorlar onu tabii üretici <laughs> dikkat edecek kendi malı <laughs> için. Yani. Değil mi? Yani. Onu da denetlemek biraz zor olsa <laughs> e, gerek diye düşünüyorum. Damlacık Yayla Spor'un futbol sahasını soranlar var. Ne zaman yapılacak derler. Evet. Ne zaman yapılacak? Damlacık Yayla Spor'un futbol sahası ne zaman yapılacak? Damlacık Sayın Yayla Başkanım Spor. diyorlar. Vallahi hiçbir bilgim yok yani o şeyde. Bana öyle bilgi de gelmedi. Damlacık Spor'un yöneticileri gelsin yanıma. Bir görüşelim Muhtarınla beraber. Gelsinler. Başkanın kapısı herkes. Herkese açık. açık tabii, Ağzına <laughs> kadar açık. Nedir yani? Değil mi? Çünkü aksini söyleyen gerçekten e, hiç kimse yok e, şu anda gördüğüm kadarıyla. E, olamaz zaten, hep kapı açık zaten. Halkın kapısı orası, halkın evi, halkın odası. E, bu zorlu süreçte bizi gülümsettiğiniz yayınlar diliyorum diyor <laughs> Aslı Gündoğdu. E, peki, süremizi fazlasıyla açtık. Yok Diyorsunuz yok, açmadım 5 dakikada. 45. Ee, bir bakalım ee, bir, bir iki dakika daha veremiyor musunuz bize? <laughs> tamam iki dakika peki ee, toparlayalım ee, yavaş yavaş sorulara yetişemiyorum bir anda o kadar çok soru var ki başkanım siz, siz gelince e, sanki soruları önceden alsak ben de çalışsam. <laughs> <laughs> Bağyurdu iç su altyapı çalışmaları ile ilgili e, uzun süredir yapılacak deniyor bir bilgi var mı Sayın Başkan? E, biliyor mu ne zaman olacak? Su, su şebekesi değişecek. E, Hı -hı. zaten e, kanalizasyon geliyor. En kısa zamanda hiçbir e, kanalizasyon artık dereye akmayacak. arıtmaya alıyoruz bizden. O çalışmalar devam ediyor zaten. Hı -hı. Halbe o... kadar gidecek tamam, bu son çalışma. Tamam. Son noktalarken o zaman şöyle noktalayalım. Gerçi öncesinde de biz e, yayına başlamadan önce Sayın Başkanla biraz Torbalı'yı konuşmuştuk da. Hem Torbalı'daki süreci e, biraz konuşalım. Ne diyorsunuz orada yaşananlar için Torbalı seçimleri. Ben için? E, karışmıyorum. Ben Torbalı benim şeyim değil. Ben Peki, Kemal Paşa'dan konuşalım. Kemal Paşa'dan konuşalım. Yani bizim burada Kemalpaşa... bizim örgütümüz var, ilçemiz var, büyükşehirimiz var. Gerekli e, çalışmayı yapıyorlar zaten. Ben ilçe belediye başkanı olarak Torbalı ne konuşayım? E, herkes sağduyulu olsun. Bizim partimizdeki insanlar partisine sahip çıksınlar. İstediğim şey o. Yani e, kalkıp da e, farklı şeylere e, kanıp da farklı bir yöne gitmesinler. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi aslan gibi ayaktadır. Bir de e, etik olarak zaten doğru bulmuyorum. Halkın büyük çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmiştir oradaki ben ben hemen olayında aynı şekilde ben etik olarak bulmuyorum az etik olarak Aslında hiçbir siyasi parti kazanmış bir partinin karşısına ben tekrar aday olacağım diye deme şansına sahip olmaması lazım hı hı. etik olarak ha, Ki olarak bellidir e, olabilir yapabilirsiniz yani kanuni olarak sizin hakkınız vardır ama bir etiklik vardır Bu karşı tarafa saygısızlıktır karşı seçmene saygısızlıktır 10 bin fark alt e, şeyde e, Menemen'de Ondan sonra sen kak, üçü dale, alevele, dalevele, şunla, bunla, ıvırla, zıvırla, şunla, bunla, ben aday... Aday olmaması lazım. Ha bu Cumhuriyet Halk Partisi eğer karşı de aynı şekilde olursa, onu da aday olmaması lazım. Kardeşim, halk orada e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mi seçti? O kişi ne olursa olsun orada tekrar o kişinin vekaleten onun, o partinin olması lazım. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi mi seçti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin olması lazım diye hı hı. düşünüyorum ben. Evet. E, geçti. Boş bir şey değil bu ya. Yani orada e, Torbalı'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne halk seçmiş. Başkanımız Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Ondan sonra ben tekrar seçime gireceğim. Ben kazanmaya çalışacağım. Öyle şey yok ya. Menemen de aynı şekilde. Ya orada çoğunluk orada. Bir sürü fark atmışsın sen. Kalkıp da tekrar... Bunu bunu ben etik bulmuyorum. Hı hı. Hoş evet. bir şey değil. Benzer açıklamaların aynısını geçtiğimiz gün CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır da özellikle bu açıdan. Yani ben e, etik eleştirdi. bulmuyorum. Hoş bir şey değil. Ee, Çok ayıp bir şey. E, yani... Bu halka saygısızlıktır. İradeye saygısızlıktır. Seçmene saygısızlıktır. Hı, hı. Konu Hoş de, bir şey değil. Konu mi? gerçi de artık yargıda ama evet. e, o da bu bu açıdan eleştirmişti. Şimdi dediniz ya e, Kemal Paşa'da yapılan çalışmaları konuşurken e, ben Halka, insana yatırım yapıyorum. Doğrudur. Zaten bunun cevabını da önümüzdeki yerel seçimlerde onlar göreceklerdir. Yani, evet. Çok konuşmama gerek yoktur. Dediniz. E yok tabii. Canım. O zaman önümüzdeki yerel seçimlerde Kemal Paşa için Rıdvan Karakayalı yeniden ya, var olabilir. mı demek oluyor bu? Yani şimdi e, Türkiye e, çok şey, e, çok kısa sürede çok şeyler oluyor Türkiye'de. Şu anda ben adayım demek de tam mutlaka yani halk karar verecek, partim karar verecek. O 3 sene var daha yani 35 ay var hı hı. 35 ay daha çok büyük süredir. Biz Türkiye 3 gün sonrasını konuşamıyoruz. 35 ay sonrasını. Sağlığımız var, şuyumuz var, Doğru. buyumuz var. Değil mi yani? 36 ay sonra. Ha, ben çalışmalarına devam ederim. Bakarsın, baksın halk memnun, anket yaparsın. Ee, sonra büyük bizim partimiz var, il yönetim var, ilçe yönetim var. Halka sorarız, E evet, olur mu? O, olur derse tekrar devam etme düşünürüz. Ama hayır arkadaş, teşekkür ederiz. Buraya kadar derlerse de biz de eyvallah teşekkür ederiz. Çeker gideriz yani sonuçta. Yani evet. şeyimiz bu. Yani e, 35 ay önceden söylenmemize bunun gerek yok çünkü. Ben canla başla partimin verdiği direktifler doğrultusunda ya partime herhangi bir şey katmamak şartıyla, kötü bir şey imaj katmamak şartıyla de çalışmalarım devam ediyorum. Partime zarar vermiyorum. Zarar verme asla düşünmem zaten. Partimin ilkeleri doğrultusunda, kendi ilkelerim doğrultusunda çok iyi bir şekilde ekibimle beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmet edeceğiz seçim zamanı işte 3-5 ay kala ne zamansa derler ki arkadaş aday ol olur olma olmayız. Yani onu halk ve parti verecek. evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağazınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Bizden sonra da CHP İzmir Milletvekili yine Murat Bakan da konuğumuz olacak. Onu da hatırlatmış olalım izleyenlerimize. Kolaylıklar diliyorum. Çok size teşekkür ederim. De. İyi Kemal yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Evet biz noktalayacağız efendim. Kemal Paşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Gün başlıyor. Noktalayalım. Hoşçakalın.